kromatin. Bu görmüş olduğunuz slaytları incelediğimiz ikinci video. Bir önceki videoda bu görüntüyü incelemiştik. Bu normal bir kolon. Size bunun kolon kanserinin eşiğine gelindiğinde görülen bir örnek olduğunu söylemiştim. Şimdi kolonları inceleyen bir patolog olarak çok daha can sıkıcı olduğunu düşündüğüm bir sonraki bölgeye geçiyorum. Buna biraz yakınlaşacağım. Bir öncekiyle kıyasladığımızda bu gerçekten çok daha can sıkıcı. Daha önce gördüğümüz gibi bu gördüğünüz normal bir bezeye benziyor. Test tüpü şeklinde aşağı doğru iniyor ve bu hücrelere sahip ki bu da gayet normal. Ama burası aniden biraz daha kalınlaşmış ve bunlar artık düzgün bir test tüpü gibi görünmüyor. Bölünmüşler ve gördüğünüz gibi içeri ve dışarı doğru girintililer. Normalde yüzeyden aşağı indiğinizde asla dallanmazlar. Ama buradakiler dallanmış ve bu her zaman kötüdür. Normalde bir ara kesitin ortasında küçük bir delik olur. Yani musinin olduğu yerde. Ama görebileceğiniz gibi burası dışarı doğru akmış, dışarıya doğru gitmiş. Oysa buradaki farklı görünüyor. Burası yığılı, burası etrafındakilerden büyük hücreler yığılmış ve dallanmış durumda. Buna biraz daha yakından bakıyoruz ve acaba bu kanser mi diye düşünüyoruz. Bu acaba kanser öncesi aşama olabilir mi? Yoksa sadece bir tahriş mi? Vücudun tahrişe genel tepkisi değişimdir. Daha önce de söylediğimiz gibi epitelyum dışarıyla temas eden en dış katmandır. Eğer tahriş olmuşsa değişir ve bu durumda bu değişim büyüme şeklinde olmuş. Eğer kanser değilse bile gelecekte kanser olma ihtimali yüksek mi diye soracak olursanız, vücutta görülen birçok kanser vücudun bir kısmının tahriş olmasından ya da burada sürekli bir dışsal tehdit olmasından kaynaklanmaktadır. Ve bazıları da bir sürü hücre bölünmesinden kaynaklanmaktadır. Eğer hücreleri sürekli bölerseniz DNA'da sorunlar yaratabilirsiniz hatta karaciğer gibi organlarda bile görülebilir. Eğer karaciğerinize sürekli zarar verirseniz, karaciğer kanserine yakalanma riskiniz oldukça yüksektir. Ve bir patolog bu bölgeye bakarsa, bölünen bir beze. Bu bölgelerde bir ayrılma var der. Ancak bunlar büyük oranda musin yapmaya devam ediyor ya da buradaki türde olanlar daha uzun görünüyorlar ve belki de su emiyorlar. Bu test tüpüne benzeyen damarlarda da emici hücreler var. O halde burayı hiperplazi olarak işaretleyebiliriz. Hiperplazi. Hiper bir şeyin aşırı fazlası ve plazi de büyüme demektir. Dolayısıyla hiperplazi aşırı büyüme demektir. Ancak buradaki önemli nokta, eğer tahrişi buradan alırsanız burada aşırı büyüme olmayacak olmasıdır. Tahriş ne olursa olsun buradan aldığınızda normale dönecektir. Yani bu hücreleri aşırı büyümeye teşvik eden bazı uyarıcılar var. Belki bazı kimyasallar, belki vesaire vesaire. Bundan nadiren emin olabiliyoruz çünkü birçok şey zamanla ilerler. Bunu bilmek oldukça zor. Fakat buradaki aşırı büyüme muhtemelen bazı tahrişlerden kaynaklanıyor. Yani kolonun tahrişli kısmı alındıktan sonra hiperplazi yok edilebilir ama muhtemelen uzun zaman alır. Belki birkaç hafta. Çünkü durum şu şekilde gelişir. Alttaki hücreler zamanla yukarıya doğru ilerler ve nihayetinde en dış kısımda yer alırlar. Yani aslında sistem deride olduğu gibi işler. Buradaki hücreler sürekli olarak kullanılır ve diğerleri onların yerine geçer. Günümüzde kök hücreler hakkında çok şey biliniyor. Bağırsakların kök hücreleri bunlar. Peki bunları diğerlerinden nasıl ayırt edebiliyorsunuz? En alt kısımda, alt yarı kürede açık olmayan bir tür uzatılmış hücreler olmalı. Hormonları salgılayan iç salgı hücreleri olabilir. Yani belki de bunlar hormon salgılayan hücreler. Ama bu alt yarı küredeki hücreler bağırsakların sahip olduğu gibi hücrelerdir. Kök hücreler henüz fonksiyonlarına başlamamış hücrelerdir. Birçok türde kök hücre vardır. Bazı kök hücreler bir kütlenin tamamını oluşturabilir ya da kolonun kalan kısmını da oluşturabilir. Dolayısıyla bu iki farklı hücre tipinden burada olan epitelyumun kalan kısmını oluşturan tür olmalı. Yani burada en alt kısımdalar. Dolayısıyla bu bir hiperlazi. Yani aşırı doku büyümesi. Bir sonraki adımda size kanser öncesi bölgeyi göstermek istiyorum.